Uzun zamandır tanıtımı istenen bir makineyle karşınızdayız. EGM Classica PID. Single boiler espresso kahve makinelerinden baktık ki son zamanlardaki videolarda bahsetmemişiz. Ama burada türünün çok özel örneklerinden bir tanesi karşımızda. EGM Classica 2 ve PID. Bu makinenin biliyorsunuz iki modeli var. PID'si olan ya da olmayan. Bu PID'si olan modelimiz karşımızda. Neydi PID biliyoruz. Isı kumandası yani kahvenin, espresso kahvenin su akış ısısını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Şu anda burada 92 dereceye ayarlanmış. Aynı zamanda çok beğendiğimiz başka bir özelliği var bu makinenin. Bu PID ekranı üzerinde de shot timer özelliği var. Espresso yaparken oradaki akış süresini de gözlemleyebiliyoruz. Şimdi diğer single boiler makinelerden en önemli farklarından bahsedelim. Ön tarafta fayma grup başlığı var. Buradaki vanalar klasik EGM'nin yuvarlak vana sistemiyle tek bir tane vana görüyoruz. Normalde makinelerde genelde iki tane oluyordu. Bir solda bir sağ tarafta. Burada sadece sol tarafta var ve bu vana aynı zamanda hem sıcak su hem de buhar vazifesini görebiliyor. Bunu buradan ayırt edebiliyoruz. Burada bir buhar için şalter var. Bir de sıcak su için şalter var. Hangisini açarsak bu vana o fonksiyonu üstlenmiş oluyor. Şimdi gördüğümüz gibi burada bir adet manometre var. Bu manometre normalde espresso yaparken pompa basıncını gösteriyor. Yani kahveyi kolu kaldırdığımız zaman kahve yaparken 9 barlık basıncı gözlemleyebiliyoruz orada. Buradaki birinci şalter, PSI şalter pompayı devreye sokuyor. Zaten kazanı doldururken de ilk açtığımız zaman makineyi bunu kaldırmamız gerekiyor. Şu anda kazan içerisine su dolduruyor. İhtiyacı kadar miktarı aldığı zaman zaten pompa sesi gidecek. Bu pozisyondayken açtığımız zaman vanayı sıcak su alıyoruz. Güçlü bir şekilde sıcak su alabiliyoruz. Burayı kapatıyorum. Buhar nasıl olacak diyeceksiniz. Hemen altındaki şalter. Buhar şalterini açıyorum. Daha önceden belirlenmiş olan buhar ısısı PID üstünde de zaten gösteriyor. Tabii ki biraz beklememiz gerekecek. O esnada makine biraz daha ısınıyor. Biliyorsunuz single boiler makinelerde tek bir kazan var içeride. Ve bu tek kazan ile biz hem kahve yapıyoruz, espresso yapıyoruz. Yani 93 derecede ya da 92 artık PID'de ne belirlediysek. Ya da süt köpürtmek için aynı kazana daha yüksek ısılara çıkmasını sağlıyoruz ve buhar alıyoruz. Classica modelinin diğer bir özelliği burada sadece espresso ısısını değil buhar kazanın ısısını da belirleyebiliyoruz. Yani tek kazan olmasına rağmen mesela 120 derecede mi buhar alalım ya da 123-124 derecede mi buhar alalım bunları bu menü üzerinden rahatlıkla belirleyebiliyoruz. EGM Classica PID modelinin tabii ki PID ve aynı zamanda kahve yaparken shot timer olan ekranını çok kısaca göstereyim. Menüde 93 derece görüyoruz. Daha önce ayarladığımız kahve ısısı. İkisine birlikte basıyoruz. T1, 94, 95 ya da daha geriye alabilirim. Bu bizim espresso ısımız olacak. Tekrar bastık steam ısısı. Onu da 130 dereceler. Bak çok yükseğe almışız biraz önce. 127, 126 gibi.
buhar kazanısını dahi belirleyebiliyoruz. Sonra tekrar normal durumuna dönüyor. Menüye girdiğimiz zaman Steam'den sonra bir de Eco özelliği var. Hızlı hareket etmekle Eco özelliği içerisinde bakın 90 dakika ya da 60 dakika, 30 dakika gibi 600 dakikaya kadar gidiyor burası. Kahve yapmadığınız zaman kolu yani en son kaldırdıktan sonra ne kadar süre sonra kendisine standby konumuna alsın ve ekonomik duruma geçsin bunu belirleyebiliyorsunuz. Bunları görmek istemiyorsanız burada ekranda işte sürekli basarak şeyi de yapabilirsiniz. Tabii burada clean temizleme hatırlatıcısı da var onu da kısaca söylemiş olalım. Ekrana uzun süre bastığımız zaman tek bir nokta görüyorsunuz burada. Eğer bu rakamları görmek istemiyorsanız ekran üstünde bu konumu da alabilirsiniz. Ama daha sonra herhangi bir tanesine bastığımız zaman tekrar belirlenmiş olan espresso kahve ısısı ekranda gözükebiliyor. Bir de ekrandaki shot timer özelliğini göstereyim. Kolu kaldırıyorum. Kahve akmaya başlıyor. Ve saniye sayıcı dijital olarak kendisini gösteriyor. 25 saniyede kahvenizi yapmak için ideal bir yardımcı. Şu anda zaten ışıklar görüyorsunuz burada yanıyor. O turuncu renkteki lambalar var. İdeal ısıya geldiği zaman onlar sönecek. O esnada da buhar oluşmaya başlayacak. Şu anda tabii henüz o noktaya gelmedik. Yavaş yavaş buhar içinde hazır olmuş olacak. Bu esnada portafiltreden bahsedeyim. ECM'nin portafiltreleri oldukça kaliteli. Biliyorsunuz zaten ECM kaliteye çok önem veren bir firma. Makinalardaki işçilikler falan son derece üst düzey hazırlanmış. İşte portafiltrenin sapı metal, ağırlığı falan mükemmel, akış harika. Şöyle bir özellik daha var. Üstünde fincan olduğunu düşünün. Hiç fincanlarınızı tek tek kaldırmadan şu üst tepsiyi çıkartıp su deposuna ulaşabiliyorsunuz. Buradan gereken su ilaveten koyulabiliyor ve daha sonra bunu yerine yerleştiriyorsunuz. Bir diğer güzellik daha var. Klasika PID modelinde. Bu arada kontrolümüzü yapalım. Buhar oluşacak yavaş yavaş. Hemen burada bir vida var. Bu vida sayesinde pompa basıncına da dışarıdan müdahale edebiliyoruz. 8,5 bar ya da 10 bar gibi ayarlamanızı buradan yapıyoruz. Aslında en ideali bir tane kör tapa takıyoruz portafiltreye. Taktığımız kör tapa sayesinde basıncı 10 bar gösterip daha sonra espresso yaparken 9 bara ulaşmayı sağlıyoruz. Bu arada ben... Güçlü buharımızı da aldık. Yani kısaca tekrarlayacak olursak single boiler bir espresso kahve makinesi, tek kazanı var. Su tesisatına bağlanmıyor. Vibrasyon pompalı yani. Rotary pompalı değil. Su, kullanacağınız su, kahve suyu buradan doldurabilirsiniz. Rahatlıkla sürahiyle üstünü kapıyorsunuz. Zaten geniş bir tankı var. Vana bir tane. Bu tek bir vanadan hem sıcak su, buradaki şalterlerin durumuna göre hem de buhar elde edebiliyorsunuz. Tekrar bir buhar verelim. Oldukça güçlü. Şimdi buhar aldık. Tek kazanlı sistemlerde buhardan sonra tekrar kahve yapacağımız zaman buhar kısmını kapatıyoruz ve normal kullanıma dönüyoruz. Ama tabii ki buradaki ısı yükseldiği için kazanın içerisinde onun tekrar 90 derecelere inmesini ya bekleyeceğiz ya da bunu biraz zorlayacağız. Zorlamanın yöntemi de genellikle buradan su almak şeklinde yapılıyor. Bu vanadan düzenli bir su aktığı zaman zaten ısıya doğru ısıya ulaşmış olacağız. Zaten ısı düşüyor. Şu anda 104 derecelere indi. Su akışı normalleşti. 97-96. Hızlı bir şekilde zaten bunu sağladık. Bakın 92 derecelere bile indi. Yeni su çekti. Zaten taze su girdi sisteme. Şimdi burada belirlemiş olduğumuz ısıya dönecek. Ondan sonra kahvemizi yapacağız. Tabii ben burada ürünün genel özelliklerini size anlatmaya çalışıyorum. Dış görünüşünü, belirgin, öne çıkan bazı özelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Ama tabii ki yakinen görmek lazım. Onun için her zaman olduğu gibi Espresso Perfetto'ya bekliyoruz. Burada hep birlikte makineyi inceleyebiliriz. Daha yakinen görebilirsiniz.
İsterseniz şimdi bir kahve yapalım. Daha sonra da bir süt köpürtelim ve güzel bir kahve içelim.